Evet Buddy. Ne söyleyeceksin bana? Öleceksin lan. Hepimiz öleceğiz. Ama sen benden daha önce öleceksin. Belki cehenneme girmeden seni yanıma almanın bir yolunu bulurum. Bakarsın orada da buddy oluruz. Oraya gönderdiğim çok düşmanım var. Ama sen son olacaksın. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Ben de elinde bir koz var sandım. Pazarlık yapacaksın falan. Köpek gibi merak ediyorsun değil mi lan? Ne söyleyeceğimi? Şimdi aç kulağını iyi dinle. O öldürmemi istediğin Rus var ya, seninle ilgili tüm planlarını anlattı. Ben bilmiyor muyum zaten? Benim bilmediğim bir şey söyleyeceksin sandım. Silah işi için geldin. Bildiğin bu. Şimdi ben sana bilmediklerini öğreteyim. Thorium projesini ele geçirmek için kullanıldığını biliyor muydun mesela? Biliyorum. Musa söyledi zaten. Ama umurumda mı? Değil. Peki. Madem anlamıyorsun şöyle yapalım. Senin kafanı açayım biraz. Sen Rus istihbaratına sırtını dönünce onlar kimle çalışmaya başlayacak? Aynen öyle. Musa Taziyev. Evet. Sonunda kafan çalışmaya başladı. Şimdi sana bir soru daha. Anneni kurtarması için Ruslara çalışan Musa Taziyev'e mi güveniyorsun? Müsaade ederseniz fotoğrafınızı çekeceğim. Oğlunuz sizi merak ediyor. Sen kimin resmini çekiyorsun? O benim ablam lan. Behçet. Abla ne? Bas geri Behçet. Bas. Yoksa ablacığının beynini dağıtırım. Sakın. Sakın. Behçet, şimdi ben ablanı alıp buradan gideceğim. Sen de buna izin vereceksin. Vermeyeceğim. Anladın mı? Vermeyeceğim. Behçet, o zaman hepimiz burada öleceğiz.
Onları bilir misin Taziyev? Kertenkele, kaçamadın mı bu sefer? Beni öldüremezsin. Elimde çok önemli bilgiler var. Soktu mu ağzına belgeleri? Efendi. Senin kertenkele Taziyev paket oldu. Bundan sonra cehennemde görüşürsünüz artık. Şimdi kapat telefonu, amcamı dinle. Hem de çok iyi dinle. Gördün mü? Oyun nasıl oynanırmış. Annemi getireceğiz Hayır. Karınla kızın hala elimde. Eğer annemi getirsen belki birini kurtarırsın. Ben karımla kızımı saçlarının tek bir teline bile zarar gelmeden alacağım. Anneni de sana vereceğim ve çekip gideceksin. Sana da annenle birlikte özgürlüğünü vereceğim. Ama tek bir şartım var. Seninle ben, erkek gibi, teke tek, eylesiz, hurdasız. İkimizden biri ölünceye kadar. Sen bana duelo mu teklif ediyorsun? Kendine fazla güveniyorsun. Beni öldürmeyi başarırsan anneni de alır gidersin. Kabul. Bize de böyle bir son yakışır. Ama madem şartları sen belirledin, yer ve zamanda ben seçerim.